Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dondurucuya koymak için hem yemeklik hem de kızartmalık biber hazırlayacağım. Hem yeşil biber hem de kapya biber kullanacağım. Miktar belirtmiyorum, istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biberlerimi öncesinde temizleninceye kadar iyice yıkadım. Daha sonra temiz bir sofra bezi arasında suyunun tamamen gitmesini sağladım. Bakın iyice kurudu. Şimdi öncelikle yeşil biberlerimizi hazırlayalım. Daha sonra da kırmızı kapya biberleri hazırlayalım. Biberlerimizin sap kısımlarını keselim. Daha sonra da yemeklerde kullanmak için istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Evet, yemeklik koyacağım biberleri doğradım. Şimdi de kızartmalık biberleri doğrayacağım. Kızartmalık hazırlayacağım biberlerinde yine aynı şekilde saplarını kesiyorum. Boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 3 parmak genişliğinde doğruyorum. Kızartmalık biberi de doğradım. Şimdi kapya bibere geçiyorum. Kapya biberin öncelikle şöyle iç kısımlarını ayıklayacağım. Çekirdeğini ortadan ikiye kesiyorum. Biberlerin iç kısmını ayıkladıktan sonra aynı şekilde birazını yemeklik, birazını da kızartmalık doğrayacağım. Yemeklik şöyle küçük küçük doğruyorum. Şimdi de kızartmalık doğruyorum. Kızartmalıkta yine aynı şekilde şeritler halinde dilimleyip büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir 3 parmak genişliğinde doğruyorum. Tamamını doğradım, hazırladım. Biberleri balkona çıkardım. Kızartmalık biberleri güneşin durumuna göre 1 veya 2 gün bekletmek yeterli olacaktır. Şu anda ikindi vakti, o nedenle ben hem bugün hem de yarın bekleteceğim. Doğradığım küçük biberleri de sadece 1 saat kadar bekletmem yeterli olacaktır. Biraz suyu gitsin, daha sonra buzdolabı poşetlerine kaldıracağım. Burada da dolmalık biberlerim var. Dolmalık biberleri de temizledim. Daha sonra ipe takarak güneşe astım. Onları da aynı şekilde buzdolabı poşetine koyarak dondurucuya kaldıracağım. Güneşte beklediği zaman daha lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Biberleri 1 saat beklettim. Şimdi şöyle kilitli poşetlere dolduracağım. Eğer normal buzdolabı poşeti kullanacaksanız 2 poşete koymanızı tavsiye ederim. Kırmızı biberi doldurdum. Şimdi de yeşil biberi dolduracağım. Şimdi pipetle havasını alacağım ve kilidini kapatacağım. Öncelikle pipet sığacak kadar boşluk bırakıyorum. Şöyle o boşluktan içindeki havayı çekiyorum. Hemen diğer tarafını da kapatıyorum. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapacağım. Evet, biberlerimiz hazır. Dondurucuya kaldırabiliriz. Kırmızı biberlerim gayet güzel suyunu çekti. Şöyle bakın, bir gün beklemesi yeterli geldi.
Çünkü ben kırmızı biberleri bu şekilde bezin üzerine sermiştim. Daha çabuk suyunu çekti. Şimdi de yeşil biberleri bezin üzerine aldım. Onları biraz daha bekleteceğim. Kırmızı biberleri poşetleyeceğim. Pipetle havasını alıyorum. Bunu da dondurucuya diğerlerinin yanına kaldıracağım. Yeşil biberleri biraz daha beklettim. 1,5 günde yeşil biberleri bekletmiş oldum. Şimdi onları da poşetleyeceğim. Dolma biberlerimi de poşetledim. Şimdi biberleri şöyle poşete dolduruyorum. Şimdi poşetleri düzenliyorum. Daha sonra havasını alacağım. İkisini de kapattım. Şimdi bunları da aynı şekilde dondurucuya kaldırıyorum. Evet, biberlerimizin donmuş hali. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Şimdi biberlerimizin nerelerde ve nasıl kullanacağız ondan bahsetmek istiyorum. Yemeklik hazırladığımız biberleri menemen yapımında, kahvaltılık yapımında, yemeklerde yani biber kullanılan her şeyde kullanabilirsiniz. Buzlu bir şekilde kullanıyoruz. Kesinlikle buzunu çözdürmüyoruz. Kızartmalık biberleri de fırın yemeklerinde ya da kızartma yaparken kullanabilirsiniz. Yine bunları da buzlu bir şekilde kullanıyoruz. Kızartma yaparken mutlaka kapağı kapalı bir biçimde kızartma yapın. Diğer türlü sıçrama yapacaktır ya da soğuk yağın içine koymanızı tavsiye ederim. Dolmalık biberlerimizi kullanırken de dolmalık biberleri buzluktan çıkartıyoruz. O sırada iç harcını hazırlamaya başlıyoruz. Yani biberlerimiz çok fazla çözülmemiş olacak. Yarı çözülmüş bir halde kullanacağız. Poşetlerden istediğiniz kadarını alıp geriye kalanı tekrardan dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bakın zaten hepsi ayrı ayrı birleşik değil. İçinden istediğiniz kadarını alın. Gerçekten çok büyük kolaylık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Sizlerin farklı yöntemleriniz varsa yorum kısmına yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Kışın yaz sebzeleri hem daha pahalı oluyor hem de bu lezzeti bulamıyoruz. Sizlere de tavsiye ederim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.